Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir orta seviye okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı daha iyi pekiştirebilmek maksadıyla öncelikli olarak bir defa açıklaması okuyacağız. Sonra kelime, gramer ve anlam açısından analiz etmek maksadıyla bir defa da açıklamalı olarak okuyacağız. En sonunda bu okuduklarımızdan ne anladığımızı pekiştirmek maksadıyla, daha iyi anlamak maksadıyla veya ölçmek maksadıyla arkadaşlar parçamızı bir defa daha açıklaması olarak okuyacağız. Hadi başlayalım. Expanding educational opportunity. In the United States, education for young children is both free and compulsory. That is, the government must provide education for children without charging them money, and the children are required to attend school. This is always true for children in primary or elementary school and for children in junior high school or middle school. In high school, which is sometimes referred to as secondary school, education is free, but many states allow young people to stop attending school when they are 16 years old. 80% of young people in the United States complete high school and get their high school diplomas. Many communities offer special programs in which those who have not completed high school can still get a high school diploma. These programs, called GED, General Equivalency Degree programs, offer classes in the evenings. In the last few years, about 500,000 people a year have earned GEDs. It is at the post-secondary level after high school that U.S. education offers the greatest variety and opportunities for almost anyone who wants to get more education. Modern society has become more complex, and so more trained people are needed to build and maintain that society. As a result, a new kind of school has developed in the last 20 or 30 years. That kind of school is the two-year college, often called a junior or community college. It provides post-secondary educational opportunities for people who have not been able to take advantage of them before. There are now more than 1,500 junior and community colleges in the United States, and about 5 million students are taking credit courses and programs in these places. This number accounts for about 40% of post-secondary students. Two-year colleges offer several advantages over more traditional four-year schools. One is location. Most two-year colleges are located in larger towns and cities and are designed to serve the people who live in that area. Being close to the school saves money. These schools also cost less than four-year schools. Generally, tuition is about 2 to 4 times cheaper than it is at larger schools. Another advantage of two-year colleges is that the classes are usually smaller and the faculty is more interested in seeing its students succeed than may be true at four-year schools. These facts, combined with the fact that the total enrollment is usually smaller, mean that the two-year college is often a more comfortable environment for study than a large university with big classes and professors busy with research. The two-year college also offers greater access and opportunity. Many of these schools admit anyone who has a high school diploma or a GED. Easier entrance, however, doesn't mean that the education students receive is of poor quality. Two-year colleges offer associate degrees, and most of their courses are accepted for transfer into four-year schools. Many students transfer even before they receive their associate degrees. Many four-year schools
welcome students who have earned good grades at two-year schools. In this way, they provide opportunities to students who might not otherwise be able to get bachelor's degree, bachelor's, and even graduate degrees. Finally, many two-year colleges offer fields of study that are not found at more traditional universities. Many colleges also have arrangements with businesses and industries in their area to provide training and even employment for their students. One of the basic social beliefs in the United States is that as many of the countries, people as possible should have opportunities to achieve their goals. The college system is one way that opportunity is made available to those who might not be able to take advantage of more traditional post-secondary education. Şimdi parçamızı arkadaşlar, kelime, gramer ve anlam açısından analiz ederek açıklamalı olarak okuyalım. Expanding educational opportunity, yani eğitim fırsatını genişletme. Expand, genişletmek, yaymak demektir arkadaşlar. In the United States, education for young children is both free and compulsory. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim genç çocuklar için hem ucuz, hem ücretsiz, hem de zorunludur. Compulsory, zorunlu demektir arkadaşlar. That is, the government must provide education for children without charging them money and the children are required to attend school. Yani bu şu anlama geliyor. Burada that is, yani demektir. Açıklama getireceğim demektir bu cümleye, bir önceki cümleye. Şöyle açıklama getiriyor. Hükümet, yani devlet, çocuklar için, çocuklara eğitimi ücretsiz olarak yapmak zorunda, sağlamak zorunda. Charge, para karşılığı demektir. Ama burada without charging dediği için de parasız demek istiyor. And children ve çocuklar okula katılmak zorundadır diyor. Required to attend arkadaşlar. Be required to do something, bir şey yapmak zorunda olmak demektir. Yapması gerekli demektir. This is always true for children in primary or elementary school and for children in junior high school or middle school. Bu her zaman için primary or elementary, yani ilkokul çağında doğru, her zaman doğrudur ve lise çağında ve ortaokul çağındaki çocuklar için her zaman doğrudur diyor. In high school, which is sometimes referred to as secondary school, education is free, but many states allow young people to stop attending school when they are 16 years old. Lisede ise bu bazen ortaokul olarak da değerlendirilebilir diyor ve ortaokula da atıfta bulunabilir diyor. Yani lisede eğitim ücretsizdir diyor. Fakat eyaletler genç çocuklara okula katılmayı durdurmalarına izin verirler. Onlar sağ 16 yaşına geldikleri zaman diyor. Yani 16 yaşına geldikleri zaman katılıp katılmama kendi özgürlüklerindedir demek istiyor. 80% of young people in the United States complete high school and get their high school diplomas. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halkın %80'i liseyi tamamlarlar ve lise diplomalarını alırlar. Many communities offer special programs in which those who have not completed high school can still get a high school diploma. Yani birçok kurum özel programlarla öğrencilerini, yani ne hangi öğrencilerini arkadaşlar, liseyi tamamlayamamış olan öğrencilerini lise diploması verme programını, özel programında sunarlar diyor. Böyle bir imkan da sunarlar diyor. These programs called GED, General Equivalency Degree programs, offer classes in the evenings. Yani bu programlar genel eşitlik derecesi olarak, genel yeterlilik derecesi olarak programları olarak isimlendirilirler ki geceleri eğitim verirler diyor, sunarlar diyor. In the last
Figures about half a million people a year have earned GEDs. Yani son birkaç yıl içerisinde yaklaşık yarım milyon insan GED elde etti, GED kazandı diyor. It is at the post-secondary level after high school that US education offers the greatest variety and opportunities for almost anyone who wants to get more education. Lise sonrasında burada post-secondary ile beraber after high school'u kastediyor. Yani lise sonrasında Amerika Birleşik Devletleri eğitimi en büyük değişikliği, çeşitliliği ve imkanları hemen hemen herkes için daha fazla eğitim almak için sunarmış arkadaşlar. Yani lise sonrasında başlıyormuş bütün imkanlar. Modern society has become more complex and so more trained people are needed to build and maintain that society. Yani modern toplum daha kompleks oldu ve daha fazla eğitilmiş olan insan gerekli bu toplumu oluşturmak ve sürdürmek için. As a result, a new kind of school has developed in the last 20 or 30 years. Yani sonuç olarak yeni bir okul geliştirildi diyor son 20-30 yıl içerisinde. That kind of school is the two-year college, often called a junior or community college. Yani bu okulun ismi de, bu son 20-30 yıl içerisinde geliştirilen okulun ismi de 2 yıllık kolej olan, genellikle de junior ve community college olarak isimlendirilen okuldur. It provides post-secondary educational opportunities for people who have not been able to take advantage of them before. Yani bu lise sonrası eğitim imkanları sunmaktadır insanlar için ki bu insanlar da daha önceden bu imkanı almamış olan kişilerdir. There are now more than 1,500 junior and community colleges in the United States and about 5 million students are taking credit courses and programs in these places. Yaklaşık 1500 community college ve junior college'lar bulunmaktaymış. Yani küçük üniversite tarzında kolejler bulunmaktaymış Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ve yaklaşık 5 milyon insan da bu yerlerde kredi kursları alıyorlarmış ve programları alıyorlarmış. This number accounts for about 40% of post-secondary students. Bu numara da yani bu sayı da lise sonrası eğitim alanların %40'ına tekabül ediyormuş. Account for tekabül etmek, karşılık vermek demektir. Two-year colleges offer several advantages over more traditional four-year schools. Yani 2 yıllık kolejler, community college'lar birçok avantaj sunarlarmış. Daha geleneksel 4 yıllık eğitim veren okullara göre, üniversitelere göre birçok avantaj sunarlarmış. One is location. Birincisi lokasyon, yani yerleşim. Most two-year colleges are located in larger towns and cities and are designed to serve the people who live in that area. Çoğu 2 yıllık kolejler daha geniş kasabalarda ve şehirlerde yer almaktadır ki bunlar da bu bölgede yaşayan insanlara hizmet etmektedir. Hizmet etmek için tasarlanmıştır. Being close to the schools saves money. Yani okula şey olmak, yakın olmak para kazandırır diyor. Pazar kazandırır diyor. Paradan tasarruf sağlar demek istiyor yani. Save time, save money. Save time mesela zaman kazanmak anlamına gelir arkadaşlar. Save money de burada zamandan tasarruf etmek, ki paradan tasarruf etmek anlamına geliyor arkadaşlar. These schools also cost less than 4-year schools. Bu okullar aynı zamanda 4 yıllık okullardan daha az ücret talep ederler, daha az bedel ödetirler diyor.
Generally, tuition is about 2 to 4 times cheaper than it is at larger schools. Genellikle bu okul ücretleri, tuition buradaki ücretler demektir. Bu okul ücretleri yaklaşık 2 ve 4 kata kadar daha ucuzdur diyor. Nereden? Daha büyük okullardan daha ucuzdur diyor. Another advantage of two-year college is that the classes are usually smaller and the faculty is more interested in seeing its students succeed than may be true at four-year schools. Diğer bir avantajı da bu 2 yıllık okulların sınıflar daha küçüktür ve fakültede çocuklarını daha çok başarmalarını görmek isterler diyor. Neye göre? 4 yıllık okullardan daha fazla başarıları görmeye ilgilidirler diyor. These facts combined with the fact that the total enrollment is usually smaller mean that the two-year college is often a more comfortable environment for study than a large university with big classes and professors busy with research. Yani bu gerçekler okula kayıt olmayla birleştirildiği zaman diyor, genellikle daha küçük olan okulu, daha yani kayıtları daha az olan community college'ların kayıt oranlarıyla birleştirildiği zaman diyor, şu anlama gelir diyor, bu gerçekler şu anlama gelir diyor. 2 yıllık kolej genellikle daha rahattır, daha rahat bir çevrededir çalışma için. Çalışma açısından daha rahat bir çevreye sahiptir diyor. Neye göre? Daha büyük sınıfları olan okullara göre ve öğretmenleri, profesörleri şeylerle, araştırmalarla yoğun olan okullara göre daha rahat bir çevreye, imkanlara sahiptir demek istiyor. The two-year college also offers greater access and opportunity. 2 yıllık kolej aynı zamanda daha büyük imkanlara ulaşıma sahiptir ve imkanlara sahiptir diyor. Many of these schools admit anyone who has a high school diploma or a GED. Yani okulların birçoğu lise diplomasını ve GED'yi de kabul eder diyor. Easier entrance, however, doesn't mean that the education students receive is of poor quality. Yani kolay giriş, bir şekilde kolay giriş, orada eğitim gören çocukların düşük kalitede eğitim aldıklarını göstermez diyor. O anlama gelmez diyor. Two-year colleges offer associate degrees. And most of their courses are accepted for transfer into four-year schools. Yani 2 yıllık kolejler ön lisans diploması sunarlar, verirler diyor, temin ederler diyor. Ve bu kursların, derslerin çoğu diyor, 4 yıllık okullara yatay geçişinde kabul edilir diyor. Many students transfer even before they receive their associate degrees. Yani birçok öğrenci de yatay geçiş yapabilir diyor. Neyi almadan önce diyor. Ön lisans diplomalarını almadan önce bile yapabilirler diyor. Many four-year schools welcome students who have earned good grades at two-year schools. In this way, they provide opportunities to students who might not otherwise be able to get bachelor's degree and even graduate degrees. Yani birçok 4 yıllık okullar 2 yıllık okullarda güzel dereceler almış öğrencileri güzel karşılarlar diyor, kabul ederler diyor. Bu yolla da diyor, bu yöntemle de öğrencilere imkanlar sunarlar diyor. Bu öğrenciler ki aksi takdirde, yani kabul edilmedikleri takdirde mezun olamayacak öğrencilere de çok imkan sağlarlar diyor, yani bu yöntemle. Finally, many two-year colleges offer fields of study that are not found at more traditional universities. Yani sonuç olarak
çoğu 2 yıllık okullar birçok çalışma imkanı alanı sağlar diyor ki bunlar geleneksel üniversitelerde bulunmaz diyor. Many colleges also have arrangements with businesses and industries in their area to provide training and even employment for their students. Birçok kolejde iş ve sanayi düzenlemeleri bulunmaktadır diyor. Kendi eğitim verdikleri, sağladıkları alanlarda iş ve sanayi alanları bulunmaktadır diyor ki bunlara eğitim de sağlarlar diyor. Aynı zamanda iş imkanı da öğrenciler için sunarlar diyor. One of the basic social beliefs in the United States is that as many of the country's people as possible should have opportunities to achieve their goals. Bir temel sosyal inanış da Amerika Birleşik Devletleri'nde şudur ki diyor, ülkeye insanların çoğu da olduğu gibi yani mümkün olduğu kadar fazlası bu hedeflerini başarmak için bu imkanlara sahip olmalıdır diyor. Yani burada bu imkanı sağladıkları inanışına sahiplermiş. The college system is one way that opportunity is made available to those who might not be able to take advantage of more traditional post-secondary education. Yani bu anlatılan kolej sistemi daha geleneksel lise sonrası eğitimi avantajını alamamış olan, alamaya imkanı olmayan öğrenciler için bir yöntemdir. Oluşturulmuş, eğitim alamayan öğrenciler için oluşturulmuş bir yöntemdir. Evet arkadaşlar, burada parçamızı da sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kelime ve anlam açısından detaylı olarak anlatmaya çalıştık ve birçok gramer imkanını öğrenmiş olduk. Sadece kelime öğrenmedik yani, gramer yapılarını da öğrenmiş olduk. Bu şekilde açıklamalı yöntemle parçaya daha hakim olduğunuzu düşünüyorum. Ve şimdi bir defa daha açıklaması okuyarak daha önceki yaptığımız çalışmalarda yani şu anda ve bir önceki yapmış olduğumuz çalışmalarda ne kadar anladığımızı ve anladıklarımızı pekiştirmek maksadıyla daha iyi öğrenmek maksadıyla bir defa daha açıklaması okuyalım. Hadi başlayalım. Expanding educational opportunity. In the United States, education for young children is both free and compulsory. That is, the government must provide education for children without charging them money, and the children are required to attend school. This is always true for children in primary or elementary school and for children in junior high school or middle school. In high school, which is sometimes referred to as secondary school, education is free, but many states allow young people to stop attending school when they are 16 years old. 80% of young people in the United States complete high school and get their high school diplomas. Many communities offer special programs in which those who have not completed high school can still get a high school diploma. These programs, called GED, General Equivalency Degree programs, offer classes in the evenings. In the last few years, about 500,000 people a year have earned GEDs. It is at the post-secondary level after high school that U.S. education offers the greatest variety and opportunities for almost anyone who wants to get more education. Modern society has become more complex, and so more trained people are needed to build and maintain that society. As a result, a new kind of school has developed in the last 20 or 30 years. That kind of school is the two-year college, often called a junior or community college. It provides post-secondary educational opportunities for people who have not been able to take advantage of them before.
There are now more than 1,500 junior and community colleges in the United States, and about 5 million students are taking credit courses and programs in these places. This number accounts for about 40% of post-secondary students. Two-year colleges offer several advantages over more traditional four-year schools. One is location. Most two-year colleges are located in larger towns and cities and are designed to serve the people who live in that area. Being close to the school saves money. These schools also cost less than four-year schools. Generally, tuition is about 2 to 4 times cheaper than it is at larger schools. Another advantage of two-year colleges is that the classes are usually smaller and the faculty is more interested in seeing its students succeed than may be true at four-year schools. These facts, combined with the fact that the total enrollment is usually smaller, mean that the two-year college is often a more comfortable environment for study than a large university with big classes and professors busy with research. The two-year college also offers greater access and opportunity. Many of these schools admit anyone who has a high school diploma or a GED. Easier entrance, however, doesn't mean that the education students receive is of poor quality. Two-year colleges offer associate degrees, and most of their courses are accepted for transfer into four-year schools. Many students transfer even before they receive their associate degrees. Many four-year schools welcome students who have earned good grades at two-year schools. In this way, they provide opportunities to students who might not otherwise be able to get bachelor's degree, bachelor's, and even graduate degrees. Finally, many two-year colleges offer fields of study that are not found at more traditional universities. Many colleges also have arrangements with businesses and industries in their area to provide training and even employment for their students. One of the basic social beliefs in the United States is that as many of the country's people as possible should have opportunities to achieve their goals. The college system is one way that opportunity is made available to those who might not be able to take advantage of more traditional post-secondary education. Evet arkadaşlar, parçamızı detaylı olarak 3 defa okumuş bulunduk. Bu şekilde böyle detaylı ve tekrarlı çalışmayla arkadaşlar, emin olun daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz ve öğrendiklerinizi daha iyi pekiştirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde tekrar yöntemiyle ilerlemenizin daha hızlı olacağını da zamanla göreceksiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.